Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, ben de bir teraziyim. Bakalım 2023 yılında bizi neler bekliyor? Çok önemli bir yıl 2023. İlişkilerimizle ilgili önemli adımlar atılabilir, kararlar verebiliriz. Şans da ilişkilerimizle ilgili aslında. İlişkilerdeki karşımızdaki kişilerin seçimleri, bizim vereceğimiz kararlar, İşbirliklerimiz, ortaklıklarımız, evlilikle ilgili konular bu yıl hayatımızda önemli açılımlar getirebilir. Ve 2022'de başlamış olan para ve maddi konulardaki yapılandırmalar bu yıl devam etmekle birlikte artık daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Verim alabiliriz, doğru eylemlerimizin sonuçlarını alabiliriz. Evet, şimdi yılın detaylarına biraz daha bakalım. Tabii ki yıl genelinde aylık, haftalık, günlük videolarımız devam edecek. Bu videoda yılın genel tesirlerinden bahsediyorum. Jüpiter Koç burcunda başlıyoruz yıla ve bizim için de terazinin için de önemli bir geçiş bu. Aslında 2022'nin Mayıs-Haziran döneminde Jüpiter Koç burcunda ilk derecelerde hareket etmişti. Ancak bu sefer tam hızlı bir şekilde artık 16 Mayıs'a kadar hiç gerilemeden hızlı bir şekilde Jüpiter Koç burcunda olacak. İlişkilerde daha iyimser, daha pozitif bir dönemdeyiz. Süre gelen ilişkilerimizde karşımızdaki kişilerin daha olumlu, daha iyimser, daha belki özgüvenli tavırlarıyla karşılaşabiliriz. Bir ilişki içerisindeysek eşimizin hayatında olumlu gelişmeler olabilir. Yalnızsak yeni tanışmalar olabilir ya da işbirlikleri, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı önemli adımlar atılabilir. Bu yıl fırsatlarımız var. Yılın ilk döneminde özellikle. Bu yıl Boğa Akrep aksındaki tutulmalar devam etmekle birlikte Koç ve Terazi'deki tutulma döngüleri de başlayacak. Temmuz ayında ay düğümleri Koç Terazi aksına geçecek ve ilk tutulmamız da Nisan'da Koç burcunda yaşayacağız. Jüpiter'le de birleşen bir tutulma olduğu için bu tutulma özellikle İlişki evinizde, evlilik evinizde sizin için çok önemli görünüyor. Yeni fırsatlar getirebilir, yeni başlangıçlarla karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bu yeni arkadaşlıklar, sözleşmeli ilişkileri, hatta işbirlikleri, ortaklıklar alanında da sizi destekliyor olabilir. Mart ayını da önemli görüyorum. Bu anlamda yılın sizin için ilişkiler anlamında şanslı aylarından birisi. Mart'ın ilk haftası içerisinde gezegeniniz Venüs de Koç burcunda Jüpiter'le birleşecek. Venüs-Jüpiter kavuşumu ilişki evinizde çok keyifli destekler getirebilir. Şanslar, mutluluk verici etkiler, özellikle eş partner konuları, evlilik, ortaklık, işbirlikleri gibi konularda hayatınıza getirebilir sevgili teraziler. 16 Mayıs'tan itibaren şans gezegeni Jüpiter Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Boğa Akrep aksı nedeniyle, buradaki tutulmalar nedeniyle 8. ev etkiniz zaten 2022'de de çok önemliydi ve Uranüs de bu alanda ve finansal konularda, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarda hızlı gelişmeler, değişimler, zaman zaman da hani kontrolsüz durumlar getirmekte. Yani bunlar sizin hani parayla ilgili yatırımlarınız, tercihleriniz, aldığınız kararlar anlamında da olabilir. Eşinizin kaynakları, gelir gider dengesiyle de ilgili olabilir. Borç alacak konuları da yine bu alanda. Şimdi Jüpiter 8. eve 16 Mayıs'tan itibaren gelecek. 2024'te de Eylül ayına kadar aslında Jüpiter bu alanda olacak. Yani iyileşme konularını, büyüme imkanlarını, fırsatlarını maddi konularda daha rahat elde edebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl eşinizin parasal kaynaklarında dengesizlikler olduysa ve bu anlamda siz zarar gördüyseniz ve bazı kayıplarla karşılaştıysanız, şimdi Jüpiter'in 8'de gelmesiyle beraber Boğa burcundayken eşinizin finansal kaynaklarında bir büyüme, rahatlama bekleyebilirsiniz aslında. Bununla beraber hani bazı uzun vadeli yapılandırmalarınız, işte bir yatırım yapmışsınızdır, bir mali konuda bir karar vermişsinizdir. Hani bunun geri dönüşleri olabilir. Olumlu attığınız adımlar büyüyebilir. Çünkü Jüpiter Boğa burcunda bereketli. Yani sağlam tohumlar burada iyi ürün verecek anlamında. Ağaç meyve verecek gibi düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreç içerisinde belki bir toprak aldınız, bir emlak aldınız, bir yatırım yaptınız, bir iş kurdunuz. Buradaki
birikimleriniz, işte yatırımlarınızın büyümesi, gelişmesi ve bununla ilgili fırsatları bekleyebileceğiniz bir dönem başlıyor 16 Mayıs'la beraber ve bu 1,5 yılda aslında 2024'ün Eylül'üne kadar da devam edecek bir döngü sevgili teraziler. Bu dönemde tabii ki borçlanma konularında, kredi konularında destekleriniz olabilir. İşte miras, nafaka, tazminat gibi bir sorununuz varsa bunu çözümleyebilirsiniz. Belki bir emeklilik konusu yine hayatınızda gündemde olabilir. Hani bununla ilgili fırsatlarınız, sigorta gibi konularda destekleriniz olabilir. Bunları da bu dönem içerisinde bekleyebilirsiniz. Ve jenerasyon gezegenimiz Plüto bu yıl 23 Mart'ta Oğlak Burcu'ndan ayrılıp Kova Burcu'na geçecek sevgili teraziler. Bu tabii ki önemli bir geçiş. Toplumsal dünya üzerinde insanlığı etkileyecek önemli bir transit. Aslında 2023 yılındaki bu geçiş 44 yılına kadar, 2044'e kadar devam edecek. 2024 Ocağı'ndan itibaren Jüpiter tam olarak aslında Kova Burcu'na yerleşecek ve 44'e kadar kalacak. Bu yıl 11 Haziran'a kadar Kova Burcu'nun 0 derecesinde, ilk derecesinde kısa bir ziyaretini göreceğiz. Ama bu tabii önemli bir başlangıç niteliğinde, böyle bir ilk etki niteliğinde önemli işaretler de getirebilir. Mayıs ayı bu anlamda güçlü açılar oluşabilecek bir ay. Plüto Kova Burcu'ndayken işte Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le kare açı yapacak. Aynı zamanda 20-21 Mayıs'ta Aslan Burcu'na geçen Mars'ta da bir kare açı yapacak. Karşıt açı yapacak. Böyle bir sabit burçların ilk derecelerinde sert bir açı oluşacak. Plüto güç demek. Tabii ki Plüto'nun burç değişimi güç değişimi demek. Ve belki bunun ilk etkilerini, ilk işaretlerini Mayıs ayında görebiliriz. Örneğin finansal yapılarda, ekonomik alanda bir yeni karar, yeni düzenleme, bir güç değişimiyle ilgili bir etki. Siyasi ve toplumsal yapılarda ya da bilimsel alanlarda böyle önemli bir adım söz konusu olabilir. Bunun kişisel anlamda çok fazla etkisini görmeyebilirsiniz ama genel itibariyle özellikle sizin para evlerinizi etkileyebileceği için parasal konularda, yatırımlarda, paranızla ilgili kararlar verirken, borçlanma konularında, işte ekonomik piyasalarda özellikle yapacağınız seçimlerde, buralarda çok hırsla, çok tutkuyla, böyle büyük beklentilerle hareket etmek yerine manipülatif durumlara dikkat edip daha sağlıklı bir planlama yapmanızda fayda var. Tabii ki daha önceden olumlu atılmış adımlar burada büyük kazançlar, büyük güç şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bununla da ilgili etkiler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Bu yıl gezegeniniz Venüs Aslan Burcu'nda gerileme yapacak, retro yapacak. Yani bu önemli tabii ki, yönetici gezegenimiz olduğu için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet, teraziler. Şimdi yükselen burcunuz terazi olabilir, güneşiniz terazi olabilir. Yönetici gezegeniniz Aslan Burcu'nda 23 Temmuz ile 4 Eylül arasında bir retro hareket yapacak. Bu dönemde Aslan Burcu'nda olduğu için çok da hani sıkıntılı bir pozisyon değil sizin adınıza. Ama yine de böyle bir özdeğer, sevgi, alışverişler, işte ilişkilerdeki beklentilerimiz, maddi değerlerimiz, buralarda şöyle bir gözden geçirme, bir belki sorgulama sürecinde olabiliriz. Özellikle parasal konularda, alışverişlerde, yatırımlarda çok da önemli kararlar vermemek, işte ilişkilerde çok önemli kararlar vermemek gerekiyor. Evlilik gibi, nikah gibi, işte anlaşmalar, sözleşmeler, imzalarda Venüs retrolarını çok tavsiye etmeyiz. O yüzden 23 Temmuz'la 5 Eylül arasında çok evlilik önermiyoruz. Ama bunun yanısı çok özel, çok karmik etkileşimler olabilir. Bu tamamen kişisel haritalarla bağlantılı bir durum. Özel bir dönem. Aşk konularında aslan olduğu için aşkla ilgili, flörtlerle ilgili, çocuklarla ilgili, aynı zamanda parasal kazançlar ve spekülatif piyasalarla ilgili bazı hak edişler, işte sorgulamalar, gözden geçirmeler sürecinde olabiliriz bu dönemde. Ve bu yıl 14 Ekim'de burcumuzda, terazi burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulma tabii ki kadersel. Önemli kapıları açabilecek bir tutulma ve hayatımızı değiştirebilecek bir tutulma. Ve özellikle güneş burcu
14 Ekim'e yakın olanlar, yani doğum günü bu anlamda 10 ile 18 Ekim arası olan teraziler ve yükselen burcu da 21 derece ve yakınlarında olan terazilerimiz için daha önemli görünüyor bu tutulma. Belirleyici bir tutulma. Bu tutulma ile beraber yaşamımızda gerek iş hayatımız, ilişkilerimiz olsun, kariyerimiz olsun, bazı önemli kararlar vermemiz ve dışsal etkilerle hayatımıza daha kadersel dediğimiz gelişmelerin, değişimlerin olması mümkün. Genel sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Çünkü güneşi etkileyen tutulmalar genel sağlığımızı da etkiler. Bu tabii ki imaj değişimleri, hayatımızda bazı böyle köklü düzen değişimleri ya da alışkanlıklarımızın bir gözden geçirilmesi gibi etkiler de getirebilir hayatımıza. Ve bu yıl büyük öğretmen Satürn de burç değiştiriyor. 7 Mart'tan sonra artık Kova'dan ayrılıp Balık burcuna geçecek. 7 Mart'a kadar Kova burcunun son derecelerinde olacak. 2020 aralığından bu yana biliyorsunuz Kova burcunda ilerlemekte. Bu dönemde sevgili teraziler, işte çocuklarınızın hayatında yapılandırmalar oldu. Kişisel de yeteneklerinizi, becerilerinizi biraz daha geliştirdiniz. Belki aşk hayatınızda zaman zaman sorgulamalarınız arttı. Şimdi Kova'dan ayrılıp 7 Mart'tan itibaren Balık burcuna geçecek. 2026'ya kadar kalacak. Sadece bu yılla sınırlı değil bu etki. Ama biliyorsunuz Satürn'ün Balık dönemi çok önemli. Çünkü Satürn bulunduğu yerde sınavlar getirir. Dersler getirir. Ciddi ve sorumlu olmamız gerekir. Burada ihmalkar, sorumsuz olursak bizi biraz cezalandırır. Satürn Balık'ta 6. evinizde olacak sevgili teraziler. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burcunuzda da tutulmalar var. Dolayısıyla burcunuzda da tutulmalar başladığı için, bir yandan da Satürn de sağlık evinize hareket ettiği için, demek ki sizin iyileşmek için, yani sorunlarınız varsa bunları daha görünür hale getirecek ve iyileşmeniz için de biraz daha hayatınızı iyileştirmek adına kişisel sorumluluk almanız, hayatınızda kendinizle ilgili sorumluluk almanız gerekecek. Bunlar neler olabilir? Kendinizi ihmal ettiğiniz konular varsa hayatınızda, işte beslenmenize dikkat etmiyor olabilirsiniz, zararlı alışkanlıklarınız olabilir, görmezden geldiğiniz kronik sorunlarınız olabilir ya da çok yoğun çalışıyorsunuz, iş temponuz nedeniyle çok yoruluyorsunuz, dinlenemiyorsunuz. Hani buralarda biraz belki iş hayatımızda kısıtlamalar olabilir ya da iş hayatımızdaki yoğunluk nedeniyle sağlığımızda biraz zorluklar olabilir. Günlük hayatınızda yeterince yardım alamayacağınız için çok yorulabilirsiniz. Ama sağlığınızı ihmal etmemek gerekiyor. Günlük hayatınızda daha planlı olmanız gerekiyor. Sağlıklı alışkanlıkları hayatınıza sokmanız gerekiyor. Doğru beslenme gibi, doğru çalışma veya size uygun olmayan bir işi bırakıp hani daha size uygun bir iş temposuna da geçebilirsiniz. Bu dönemde evcil hayvan sorumluluğu alabilirsiniz. Eğer evcil hayvanlarınız yoksa belki bir evcil hayvan edineceksiniz. Ve tabii ki var olan evcil hayvanlarınızla onların bakımları, onların sağlıkları gibi konularda da zaman zaman Satürn size ekstra biraz sıkıntı, zorluk getirebilir. Sorumluluklarınızı arttırabilir. Onlara da özen göstermeniz, dikkat etmeniz gereken bir süreç olabilir sevgili teraziler. Evet, 2023'ün genel etkilerine bakarsak, bu yıl aslında önümüzdeki 8-9 yılı şekillendirecek çok güçlü bir yıl. İlişkilerle ilgili şanslarımız var. Maddi durumumuzla ilgili kendimizi daha güvende hissedebileceğimiz veya bu olanakları sağlayabileceğimiz koşullar var. Evet, emeklilik gibi, sigorta gibi kendimizi maddi anlamda güvene alabileceğimiz bazı yapılandırmalar söz konusu olabilir veya daha önceden yaptığımız yatırımların olumlu geri dönüşlerini alabiliriz. Eşten ve ortaktan, bir evlilikten, bir işbirliğinden fayda görebiliriz hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Genel sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bu yıl hayatımızı iyileştirmek için bazı önemli kararlar alabilir, yaşamımıza bir çeki düzen verebiliriz. İmaj değişimleri olabilir, beslenme değişimleri olabilir. İşle ilgili mesleki anlamda da çalışma düzenimizde yeni yapılandırmalar içerisinde olabiliriz sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Hoşça kalın.